Merhabalar, ben Köftes Köfte ve şu an Engineer Nedir Ne Değildir'in son videosuyla karşınızdayız ve bu video tamamen Scrapper üzerine. Evet, Scrapper nedir diye soracak olursanız Engineer'in en son eliti, en son specialization'ı ve şu ağaçla açılan bir arkadaş kendisi. Skill'ler de buradan açılıyor, trade'ler de ve silah kullanma yeteneğiyle. Eğer speklerimden Scrapper'ı çıkartırsam gördüğünüz gibi elimde hiçbir şekilde hammer'ım kalmıyor, şu skill'lerim de kalmıyor. Fakat buraya Scrapper'ı geri getirirsem voila, her şey geri döndü. Scrapper hakkında ufak bir detay. Scrapper'ı kullanabilmeniz için öncelikli olarak elinizde Heart of Thorns expansion'ının olması lazım. Diğer türlü Scrapper'ı hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Bunu bir kenara bıraktığımıza göre Scrapper nedir? Ona başlayalım. Kendisi Heart of Thorns'la beraber Engineer'a gelen Elite Spec. Sağladığı şeylere gelecek olursak ilk olarak yeni bir silah sağlıyor bize. O silah da çekiç. Evet, çekicimiz bu. Çekiç skill'leri sağlıyor bize ve bunun yanı sıra Gyro adı verilen yeni bir skill ağacı grubu sağlıyor. Gyro'nun elitini bayağı bir kullandığını gördünüz zaten. Daha sonra sürekli elimde olduğunu görüyorsunuz. Sneak Gyro, namaz yeri de çok sevdiğim bir skill. Ama kendisinden ötürü değil, şundan ötürü. PvP'de özellikle bundan ötürü seviyorum. Farm'da da gene bunu kullanıyorum. Ne kadar sonra PvE'de farm falan için dolaşırken. Çünkü diyelim, neyse ona daha sonra değinelim. İlk olarak Hammer'a değinelim. Hammer'ın skill'leri neler? İlk olarak oto atağımız bu. 3 aşaması olan bir oto atak kendisi. Positive Strike, Negative 5 ve Equalizing Blow. Yani artı atak, eksi dalış ve eşitleyici vuruş, ne öyle bir şekilde çevirebiliriz kendisini. Kendisi hoş bir damage vuruyor ve bunun yanı sıra birinci ve üçüncü atakta bize might sağlıyor ve vulnerability sağlıyor. Ayrıca 3 target'a kadar damage vurabilmemizi sağlıyor. Evet, bunu geçtiğimize göre sırada Electro Rear. Kendisi nedir diye soracak olursanız özellikle ama özellikle bunu Ranger'lara karşı dikkatli kullanın. Kendisi şu forma girmenizi sağlayacak ve bu o süre boyunca, yani 1 saniye boyunca size gelen bütün uzaktan saldırıları geri yansıtmanızı sağlıyor. Ayrıca kendisi bir Whirl Plus Finisher'ı, yani şu komboyu yaptığınız takdirde yansıttığınız bütün saldırılar vulnerability eklenmiş şekilde yere yansıyor. Bunu aklınızda bulundurun. Ayrıca yakında bulunduğu takdirde targetlara da damage sağlıyor. Şekil 1A. Ki hoş da bir damage sağlıyor. İkincisi, yani üçüncüsü Rock Charge. Kendisi bir Leap skill'i, aynı zamanda Leap Finisher'a sahip ve saldığı güzellik şu. Şu şekilde ileri gitmemizi sağlıyor. Bunun yanı sıra her vuruşta damage vurmanızı sağlıyor. Ve eğer alandaysa 5 target'a kadar damage vurabiliyor. Yani bunu şurada bir gösterelim. Evet, şunlara gelelim. Ve evet, gördüğünüz gibi 3 kere damage, bayağı yüksek bir damage vurmuş olduk. Ve bunun gene kullandığım bir combo şu: stun ve daze yedi. Evet, kendisi daze atmamızı da sağlayan bir arkadaş. Sıra Shock Shield.
kendisi bir kalkan skili damage'ları durdurmamızı sağlıyor. Hayretten de güzel bir kendisi de bir damage sağlıyor ve beraberinde vulnerability veriyor. 5 saniye boyunca 10 stack vulnerability ki bu bayağı güzel bir şey. Ve son olarak Thunderclap. Kendisi muhtemelen favori skill'lerinden biri olabilir. Kendisi 1 saniyelik bir stun veriyor. Bunun yanı sıra vulnerability veriyor ve 6 tane pulse'ta sürekli damage vuruyor. Ups. Yanlış tuşa bastım. Gördüğünüz gibi sürekli damage vurup duruyor. Voila. Evet, hammerlarımız bu şekilde. Kendisi bayağı güzel bir silah. DPS olarak bir rifle değil. Inventory'de rifle yok. Ancak kendisi hem güzel bir atak hem de güzel bir defans skili ve beraberinde güzel utility'ler de sağlıyor. Yani kısacası bayağı güzel bir melee silah ve Engineer'ın herhalde elindeki en iyi defansif silah olabilir. Kalkandan daha çok sevdim. Defansif olarak. O kadar güzel, yani kalkan kadar efektif değil. Fakat dikkatli kullanıldığında çok güzel artıları da olan bir silah. Şimdi gelelim healing skillimize. Kendisi personal heal'i 4.5k bir heal sağlıyor bize şu anki build'ımda. Benim bunun anlamı şu arkadaş bana ilk geldiğinde 4.5k heal verecek ve bunun yanı sıra düzenli olarak 14 saniye boyunca bana düzenli olarak 800-800 heal sağlayacak. Ve bunun yanı sıra çevredeki takım arkadaşlarıma da aynı şekilde heal sağlayacak. Ve keşke şu daha önce olsaydı çünkü bunu çok güzel bir biçimde gösteriyorum. Neyse. Ve bunun Two Belt skill'i bize ve ally'larımıza protection verecek. Mesela şunu da gösterelim. Al sana protection. Şu alan içindeki herkes protection alıyor. Evet. Güzel bir defans skill'i bu da. Ve aynı zamanda kendisi bir water combo field sağlıyor. Yani buna bir blast finisher atarsanız bayağı güzel şeyler ortaya çıkabilir. Evet. Bunun yanı sıra bütün gyro'lar hakkında ufak bir detay, gyro'ları patlattığınız takdirde ya da patladıkları takdirde beraberinde daze veriyorlar. Tabii bu bir trade'den mi geliyordu? Trade'den geliyor. Sonra şunlardan geliyor zaten. Şunlardan birinden geliyor olması lazım. Yok, trade'den gelmiyor. Tamam. Evet. Sonrasında utility'lere gelelim. Utility skill'lere. Bulk ve gyro. Kendisi bu kritik yerlerde bayağı işe yarayabilen bir gyro. Şu şekilde bir watchful eye diye bir özellik sağlıyor çevredekilere 15 saniye boyunca ve bu watchful eye gelen damage size gelen yani size ve takım arkadaşlarınıza gelen damage'in yarısını bu gyro tarafından eminmesini sağlıyor ve gyro'nun canı yaklaşık 14k bir şey. Evet. Ve bunun yanı sıra beraberinde verdiği two bell skill'i defense build. Şu şekilde bütün missile'ları refleksleyen bir savunma alanı oluşturuyor bize. Ardından Purge Gyro. Kendisi 3 saniyede bir bizden ve takım arkadaşlarımızdan 2 tane condition'ı siliyor. Ki bu karşı tarafta bir condition varsa size, yani condition odaklı biri varsa size saldırı yapabilmesi için önce bu gyro'yu öldürmesi gerek demek oluyor. Duration'a gelecek olursak 15 saniye. 15 saniye boyunca hayatta kalıyor. Ve beraberinden verdiği two belt skill'i ise bu. Bu alana giren herkes zehir oluyor. Ve 4 tane pulse ardı arda zehir yiyor. Ve ayrıca kendisi bir poison field, yani buna finisher'larla güzel katkılar sağlayabiliyorsunuz. Diğer yandan Last Gyro. Bunu kullanabilmek için bir hedef seçmeniz lazım. O yüzden önce şunu bir değiştireceğim, ondan sonra hedefi seçeceğim. Blast Gyro. İlk olarak bir damage atıyor ve beraberinde Blast Gyro'muz gidip
hem Fırat'a hem de damage'ını koyuyor. Ve kendi toolbell skill'i ise bize 3 saniyelik ve bize ve tıkmak arkadaşlarımıza super speed veriyor ve beraberinde stun kırıyor. Ve son olarak son utility Gyro'muz Shatter Gyro. Kendisi koyduğumuz yere 12 saniye boyunca damage vurup duruyor. Ve bunu gördüğünüz gibi gittikçe hızlanıyor. Ya kısacası kendisi bir Beyblade Gyro. Güzel bir damage vurabiliyor. Ayrıca hani gördüğünüz gibi kendisi bir combo finisher aynı zamanda ve güzel bir uzaktan saldırı imkanı. Ve verdiği bu skill, toolbell skill ise şu şekilde sürekli damage vuran ve beraberinde ilk pulsunda daze veren bir arkadaş. 2 saniyelik. Yani kısacası bu da hoş bir arkadaş. Ve sıra gelelim Sneak Gyro'ya. Elite skill'imiz. Bu Gyro'nun altında duran 5 kişiyi görünmez yapıyor. Yani 4 saniye, doğrusu 4-5 saniye görünmezlik veriyor. Ancak kendisi 30 saniye boyunca dayanıyor. Yani bunun altında durduğunuz takdirde 30 saniye boyunca görünmezsiniz demektir. Ve bunu farmlarda kullanma şeklim. Kalabalık bir yaratık grubu üstünüze geliyor. Kaçmanız lazım. Bu. Ve ayrıca Elixir Bey'nin Trove ile beraber bu gayrıya Swiftness verebiliyorsunuz. Bunun sayesinde de hızını arttırabiliyorsunuz. Detection Pulse bunun utility skill, toolbelt skill'i ve yaradığı iş şu. F5'e bastığım saniye çevrede bir Thief'tir, Mesmer'dir vesairedir görünmez olmuşsa eğer. Bu arada bunun radius'ını küçültmüşler. Daha önce bu 900'dü. No, nerf yemişiz. 600 radius içerisindeki herhangi biri görünmez olmuşsa o görünmezliği devre dışı bakıyor. Görünmez olmamışsa da 6 saniye boyunca görünmez olamıyor. PvP'de bayağı işe yarayan bir arkadaş kendisi. Ve şimdi gelelim işin eğlenceli kısmına. Trade'ler. Evet ve trade'lerimize gelecek olursak ilk olarak Funk şu ağaçta bize hammer kullanmayı sağlıyor ilk olarak. İkinci olarak Function Gyro. Function Gyro'yu şimdi gösteremeyeceğim ancak basitçe anlatalım. Eğer bir takım arkadaşınız yere düşmüşse ya da bir düşman yere düşmüşse ona finisher ya da revive atmanızı sağlıyor. Ancak tamamen ölmüş bir player'a bunu yapamıyorsunuz. Yani yerde drown modunda olması lazım. 20 saniyelik bir cooldown var ve 900 range var. Yani bunun anlamı nedir diye soracak olursanız takım arkadaşınız şurada düşmüş. Onunla tıklıyorsunuz, F'ye basıyorsunuz ve takım arkadaşınızı kaldırıyorsunuz ya da elemanın biri, düşmanın biri düşmüş, ona finish atıyorsunuz siz hala kombattayken. Bu inanılmaz bir derecede işe yarayan bir arkadaş ve Heart of Thorns ilk çıktığında bunu pek çok insan bug zannetmiş. Ama halbuki sonradan öğrendiler ki Engineer'in bir özelliği. Evet. Sonrasında Decisive Renown kendisi finisher attığımızda ya da revive yaptığımızda bize super speed ve might sağlıyor ki güzel bir şey gene. Ve Impact Servant kendisi bize gelen stun ve daze'in süresini kısaltırken karşıya giden stun ve daze'in süresini arttırıyor. Fazlasıyla güzel bir şey gene. Sonrasında gelelim Shock and Speed. Bir leap fin Lightning Field'a, Leap Field'a Blast Finisher kullanırsak size Super Speed veriyor. Hatta bir canlı örneğini size uygulayayım. Gördüğünüz gibi Super Speed'im şekil 1A ya da ya da evet kendisi bayağı işe yarayan bir arkadaş. Super Speed'in işe yarayacağı noktaya birazdan değineceğim.
Ardından Stabilization. The Civilization Core. Kendisi Function Gyro, yani şu arkadaş çalışındaki Function Gyro'yu şurada görüyorsunuz. Şu kafamın içerisinde dönen arkadaş Function Gyro. Function Gyro aktif olduğu takdirde hem bana hem de kendisine 9 saniyelik stability veriyor. Yani bu onun herhangi bir knockback'tir, şudur budur yemesini engelliyor. Aynı zamanda benim de yememi engelliyor. Sonrasında Recovery Matrix. Kendisi bir heal skill'i kullandığımız takdirde bize protection sağlıyor. Ardından gelelim Rapid Regeneration. Şu arkadaşın işe yarayacağı nokta bu. Kendisi Swiftness ya da Super Speed'imiz varken bize heal sağlıyor. Swiftness varken 105, Super Speed varken 407. Düşünün. Yani bu ikisi çok güzel bir combo olabiliyor. Üstüne bir de şu arkadaşı eklediğimizde göstereceğim onu da. Sonrasına gelelim. Examination. Okuyamadım. Evet, stunning or daze ya da stun attığınızda beraberinizde azıcık vulnerability ile weakness veriyoruz. Şekil bir ay yani. Ah. Iskaladım. Evet. Yani kısacası kendisi de bayağı efektif bir arkadaş. Evet, sonrasında gelelim bu arkadaş. Mass Momentum. Stability'miz varken bize might veriyor. Yani şuradan kazandığımız ya da şuradan kazanacağımız stability bize might olarak geri dönüyor. Bunu Firearms altındaki Juggernaut'la, yani şunla Flamethrower'la birleştirdiğinizi düşünün. Zaten 10 tane veriyor, 10 tane might veriyorken bu sayının kaça çıktığına bakın. Azıcık bekleyin. Evet, ona geldik. 11, 12. Evet, şu an 10 yok. Yandan geçen eleman bana 15 attı ama 12 oldu. Bu 15'e falan çıkabiliyor kendi halimizdeyken ama. Yani kısacası kendisi bayağı hoş bir kombinasyon. Şunları ben bir normal haline getireyim. Evet. Devam edelim. Adaptive Armor. Sadece 1 saniyelik bir cooldown var. Kendisi damage aldığınızda size 60 toughness veren Adaptive Armor diye bir buff veriyor. Bunun yanı sıra size gelen conditionların süresinin damage'ını da azaltıyor %20 oranında. Ve bu Adaptive Armor'da 5 tane stacklenebiliyor. Yani ekstradan 300 toughness'ınız olabiliyor. Ki şu arkadaşla beraber o da bayağı güzel iş yapabiliyor. Ki şu ikisini ben dönüşümlü olarak kullanıyorum genelde. Bazen bunu kullanıyorum, bazen bunu kullanıyorum. Eğer karşıda bir kondi ekip varsa ya da çok fazla DPS olan bir ekip varsa bunu kullanıyorum. Fakat normalde genelde bunu kullanıyorum. Ardından Final Salvo. Kendisi bir gyro olduğunda gyrolar ve biz super speed alıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu çok kullanmadım. Ve beraberinde gyrolar patladığında lightning field oluşturuyorlar. Ve son olarak perfect weighted. Perfectly weighted. Hammer skill'lerimiz güçleniyor. %10 oranında daha fazla damage vuruyorlar ve bir atağa bir evade attığımızda bize stability veriyor. Evet, Scrapper'da özetle. Bu şekilde kendisi biraz defansif ile ofensif kırması bir şey ve beraberinde güzel utility'ler de sağlıyor. Kısacası Engineer'in özüne sadık bir biçimde gene her yöne çekilebilen güzel bir specialization ve beraberinde güzel bir silahla beraber
gayet işe yarar. Ve oynamaz aşırı keyifli bir hale sunuyor size. Evet, Scrapper'da tamamladığımıza göre Engineer nedir ne değildir serimiz burada bitiyor. Bundan sonra Engineer hakkında videolar gelecek, evet. Mesela benim kullandığım yıllardır, şudur budur üzerine detaylı açıklamalarımdır vesaire. Fakat şimdilik Engineer derslerimiz burada bitiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak isterseniz her daim hoş karşılanır. Aşağıda açıklama kısmında gereken linkleri bulabilirsiniz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötü sıkıntı dinler. İyi eğlenceler.